Parkalanayım, parkalanayım. Hatırladın mı? Aynı Monopoly gibi bir oyun bu. Ama neden burada para var? İçinde para da var çünkü. Ama Monopoly yok para. Monopoly'de de var ya. Monopoly yok mu öyle? Monopoly Junior. Aa, para yok mu onun içinde? Ha, bilmiyorum. Merhaba. Merhaba. Aa, merhaba demek için. Merhaba. Oo, sen yeniden buna bunu demeye başladın her defasında. Arkadaşlar, Lera nefes almak istedi. Onun için bahçeye çıktık. Büyük ihtimalle yarın çıkamayacağız bahçeye. Çünkü yağmur yağacakmış galiba. Onun için dedik son bir defa bahçeye çıkalım. Bence makas. Elif'e bir tane burada sürpriz açalım. Aa, paraya bak. Bakayım. Oo, bu ne ya, bu kadar kocaman. Bak baba, ne kadar çok para var. Bu hepsi para var. 100 lira, 100 lira, 100 lira, 100 lira, 100 lira. Hepsi 100 lira mı? Yo, 1000 var, 200 var. 1000 lira diye bir paramız yok ki bizim. 1 lira var. 1 lira bile mi var? Evet. Var. 200, 100, 50, 10, 5, 1. 5 var daha. Evet. O zaman makas lazım önce bir tane. Orada neler var? Aa, burada kartlar var. Şans kartları. Kasaya 400 lira öde. 300 lira kasadan al. Adana, Gaziantep, Manisa, Van. O iller var burada. İstanbul, Bursa, Mersin, Hatay, Ankara, Kütahya. Antalya ucuzmuş ya. 240 liraymış Antalya. Yo. Evet, ucuzmuş Antalya. Kaç? 240. Evet. Ben mi? Hayır, sen bu paraları kes canım benim. Evet, evet, evet. Bunun nasıl oynanacağını gösteren bir şey yok mu içinde? Var, kutuda. Aa, kutuda mı? Hı. Ha, burada anlatıyor. Bir oyun tablosu, 48 yıldızlı oyun pulu. Sen de bunları çıkar kızım. Bak şurada bak. Yıldızları çıkaracaksın tek tek, görüyor musun? Arkada bak, tırtıklı. Oralardan dağıtacaksın. Yıldızlı oyun pulu, 42 adet piyango kartı, 21 adet hisse senedi, 4 adet piyon ve zar, 143 para, 28 şans kartı. Oyunun bölümleri, ileri ait hisse senetleri, devlet ait kurumlar, piyango, illere ait hisse senetleri, hapishane hanesine gelen oyuncu bu haneye geldiğinde tek bir zar atar. Bu zar kadar el bekler ya da gelen zar sayısı kadar 10 TL mislik kadar öder. İyi, hiçbir şey değilmiş. Devlete ait kurumlar bu sahneye, haneye gelen oyuncu burayı satın aldıklarında belirli bir kar elde edemezler. Satın almış bir kuruma gelindiğinde başka bir oyuncu burada tek zar atarak gelen zar misli kadar 15 lira öder. Oyun tüm devlet kurumlarının satın alan oyuncu kira geliri olarak bu noktaya gelen oyunculardan para yerine dilediği hisse senedini alır. Hisse senedi olmayan oyuncu ise parasının yarısını öder. Wow 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 wow. Tüm devlet kurumlarının satın alırsan eğer. Şans ve piyango kartı. Bu hanelere gelen oyuncular kartlardan bir adet çeker ve üzerinde yazılı olan direktifi yerine getirir. Oyun hileleri. 20 adet hissesinin 11 tanesini satın alan oyuncu dilediği bir oyuncuyu rakip seçerek ona rest et der. Bir adet zar attığı zar çift gelirse o oyuncunun mal varlığına sahip olur. Tek gelirse rest çektiği 11 tane hisse senedinden bir tanesini bankaya, bir tanesini de oyuncuya verir. Oyunda yatırım gücü, yapma gücü olmayan, hatta kira bile ödeyemeyecek durumda olan oyuncu ona verilmiş olan son şansını şöyle değerlendirir. Geride kalan son varlığını oyun tablosu üzerine koyarak hepsi der zar atar. Çift gelirse banka dahil her oyuncudan 100 lira alır, tek gelirse oyunu kaybetmiş olur. Vay vay vay. Çok uzun bir oyun yalnız bu. Ben size söyleyeyim, öyle hemen oynanacak bir oyun değil. Arkadaşlar, oyunu hazırlamamız neredeyse herhalde bir saati alacak. Çünkü bu şans kartlarını falan hiç kesmemişler. Onları böyle bırakmışlar. Şimdi onları hazırlıyoruz. Hisseler, piyangolar, bilmem neler. Bunların hepsini biz hazırlıyoruz. Ve paraları kesiyoruz. En zoru da o. Paraları da biz hazırlıyoruz. Ama zevkli. Yani... Kendi oyununuzu kendiniz hazırlamış oluyorsunuz. Serinledi hava arkadaşlar. Dışarıda. Lera nefes alalım dedi ama. Soğuk. Arkadaşlar bakın, kartların hepsini biz böyle hazırladık. Şans kartları. İşte hisse kartları. Şehir hisselerinin kartları. Ondan sonra piyango kartları. Bunları tek tek hazırlıyorsunuz. Ve kartlar böyle kesildiği zaman da çok da güzel olmuyor için doğrusu. İşte bu da oyunu basitleştiriyor. Mesela Monopoly'yi aldığınız zaman o kartlar falan çok böyle kaliteli, düzgün duruyor.
Tabi bu çok ucuz onun yanında ama yani biraz daha böyle düzgün bir şey yapıp biraz daha farklı bir fiyata satabilirler aslında. Kaç liraya almışım ben bunu merak ettim. Bakıyorum bir saniye. Yani normalde bu kırtasiyelerde var 5 lira 10 lira civarında. 10 liraya almışız biz de 9.90 lira kuruş. 9.90 lira arkadaşlar oyunun fiyatı. Yani tabii çok ucuz ama o nebzede de işte bu kağıtların falan böyle olması çok basit duruyor. Ama bence oynarken yine Monopoly gibi çok zevkli olacağını düşünüyorum yani. Hiçbir farkı olmayacaktır. Sen Monopoly'yi hatırlıyor musun Elif? Evet. Şunlar ne? Şunlar ne? Puan. Aa, hangisini seçersen bunlardan alıyorsun. Satın aldığın yerin üzerine koyuyorsun onu. Dur şimdi. Şunu bir ortaya koyalım şöyle. Tamam. Sen hangi renk? Yeşil. Nereden start? Start başlangıç bak burada. Nerede? Türkçede start yok. Türkçede başlangıç var. Başlangıç. Nerede? Burada. Ha baba buraya bu kartı. Bak, şans kartlarını buraya. Evet. He. Şöyle. Piyangoları buraya. Bu ne piyango? Herhalde piyangoya gelince çekiyorsun işte. Bunlar da piyango oluyor buradan. Evet. Bunlar şehirler. Şehirleri de buraya koyalım. Yani buradan şehirlere geldiğin zaman onları istersen alıyorsun. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra herkese bir miktar para dağıtıyoruz. Evet. Yeşiller benim oldu. Param kaç para? Yani buradaki kurallar çok farklı. Ne kadar para verileceğini falan da şey yapmıyorum ama... Biz ne kadar verelim herkese para? Önce bakalım. Bu kasaya mı bunlar? Evet. Bunlar da bizim mi? Evet. Kaç tane? Tamam. Çok paranız var. Zengin. Evet. Hadi bakalım şimdi. Taş kağıt makas mı yapacağız? İyi hadi tamam. Taş. Onlar da satın aldığın yere koyuyorsun yani orasının senin olduğu belli oluyor. Taş, kağıt, makas. Tamam tamam hadi. Ben en sonuncu. Evet tamam. Taş, kağıt, makas. Kimin parası her şeyi biterse baba, o oyunu kaybediyor. Başlangıç. Tamam başlangıca koydum. Bir. Van. Evet van. Tamam. 60 TL. Alıyor musun? Ne yapacaksın alıp da ya? Ben istiyorum. İstiyor musun? Olur canım sen bilirsin. Batmak tamam. İstiyorsan vereyim hemen sana. Ne renkmiş? Mavi renkmiş. Evet. Şurası. Buyur canım. Teşekkürler. Bu benim. Buraya işte senin şeyini koyabilirsin. Evet. Orasının senin olduğu belli şimdi olur. Kira, evet. Şimdi kira. Evet bir atıyorsun Elif. Anneye hemen kira veriyorsun. Dört. Dört. 1, 2, 3, 4. Piyango çekiyorsun bir tane. Evet oradan. Buradan? Hayır buradan. Bu para canım buradan ne çekeceksin? Ne diyor? Oo canım benim kasaya 10 lira yatır. Sonra zarları at. Zarların toplamı çift ise 100 lira kazanırsın. Zarların toplamı tek ise kasaya 40 lira daha verirsin. Kasaya bir kere bir 10 lira alalım. İyi de zarları at diyor. Bir tane zar çıktı içinden değil mi? Evet. Bir zar çıktı. Tamam. Bak şimdi Elif, eğer çift sayı atarsan 100 lira kasadan alıyorsun. Tek sayı atarsan kasaya 40 lira daha veriyorsun. Hadi bakalım at. Ama 100 lira alma şansın var kasadan ona göre. Tek sayı atarsan kasaya 40 lira verirsin. 3 tek bir sayıdır canım. 40 lira daha alalım kasaya. Biz de çok üzüldük gerçekten annenle ben acayip üzüldük. Al seni 10 lira. 10 lirayı geri alabilirsin evet canım. Tamam çok güzel. Ver bakayım bir şöyle bir kaç atayım acaba? Van lütfen. Van. Tabii canım 5. Erzurum. Oo gene Van'a yakın bir yer geldi. Kaç liraymış? 100 lira hadi alayım pembe. Pembe gerçi pek bizim rengimiz değil ama. Hayır Erzurum yazacak üzerinde. Erzurum pembe. Ver
ver, para ver baba. Para İyi, veriyorum 100 lira. 200 lira. 100 lira ne 200'ü ya? 200. Bu? Zam mı geldi? Evet. Burasını yeşil yapalım şöyle Erzurum'u. Nerede? Yeşillendirelim. Ha? Zar burada canım. 1, 2, 3. Piyango. Çek bakalım bir piyango. Ne diyor? Aynı, Elif'in aynısı. Kasaya 10 lira veriyorsun. Eğer zarı da atıyorsun, çift atarsan 100 lira kazanıyorsun. Çift bu ne? Tabii bana da verebilirsin çift böyle 10 lira. Ver ver ya, bir şey olmaz ya. A, çift bu ne? Çift 2, 4, 6. Abi. 100 lira alacaksın kasadan. Bak annedeki şansı görüyor musun Elif? Doğru. Şöyle koyalım araya. Hadi baba. Şimdi ben atayım ya, ne olacak ya? Bir. Elif bugün sen çok şanslısın canım. Kira alalım. Kirayı kaç para alacağız bilmiyorum ki. Bence 200 lira almak lazım kirayı. Yo belki yarısıdır, bir saniye bir bakayım. Evet, üzerindeki kadarmış canım. 100 lira vereceksin. Gerçekten. Vallahi. İnan bana öyle yazıyor. Nerede? Yani kandıracağım mı seni ya? Hayret bu olay. Oynamaya devam edelim canım. Ben atıyorum. Bak şurada bak. Diyor ki kar ya da zarar görür. İsterseniz satabilirsiniz diyor. İsterseniz de diyor senedin üzerinde yazan kira geliri kadar gelir elde eder. Anladın mı? 3. Benimki yeşildi değil mi? 1, 2, 3. Malatya'yı da alalım. Hep doğudan gidiyoruz bugün. Malatya'yı verir misin bana buradan kırmızı? 120 liraymış. Zaten bir yerden kiramızı aldık. Hemen onu verelim kasaya geriye. Evet. 120 lira. Al canım 120 lira. Bak sonra vermedim falan demeyin. Gördünüz mü? Koyuyorum buraya. Al. Teşekkür ediyorum. En şanslı ama anne şu anda Elif. 100 lira aldın demin bedavadan. 2. 1, 2. Tamam. Yok, yanlış oynadın. Neden? Yani Türk Telekom sana. İstersen. Neden? Çünkü 1 Erzurum, sonra 2 Türk Telekom. 1, 2. Evet. Affedersin. 300 lira vereceksin. 300. Elif, en az para annende kalacak, ben sana söyleyeyim. Yeneceğiz anneyi, sen merak etme. Devlet hisseleri nerede? Burada sadece iller var. Burada sadece iller var. Devlet hisseleri olacak. Ha evet, bunlar mı acaba? Dur bakayım kızım şunlara. Buraya karıştı galiba bunların içine. Yok, devlet hisselerinin kartı yok. Şimdi bu ne biliyor musun? Ne? Bu devlet hissesi. Yani bunun burada bak şeyi yok, görüyor musun? Burada sadece iller var. Tamam. Bursa, Muğla, Mersin, Adana, Sivas, Manisa, İstanbul, Ordu. Hep şehirler var yani burada. Bir de şeyler var. Devlet hisseleri var. Yani şu Türk Telekom mesela devlet hissesi. Onu da alırsan tüm devlet hisselerini aldığında istediğin bir tane kişiyi oyundan çıkartabiliyorsun. Anladın mı? Alıyor musun bunu? Aldın mı? Aldın evet, buraya? Evet, İyi evet. Tamam. Ben 5. Elif belki şansın dönsün artık. 3, 4, 5. Hatay. Alacaksın mı Hatay'ı? Kaç? 140 lira. 140? Evet. Bunu alalım. Al tabii canım. Oradaki askerlere destek olursun şimdi. Bizim askerlerimiz orada ya. Suriye sınırında orası. Sarı. Valla bu oyun, ben size söyleyeyim, böyle 3-4 saat oynanabilecek bir oyun. Ondan sonra da en sonunda da bakacaksın kimin kimin parası biterse o oyunu kaybediyor. 140. 140. Aldı annen koydu buraya senin şeyini. Şey verdin mi Hatay'ı Elif'e? Şimdi bende sıra. Tamam. 200. 6. Oh çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gaziantep. Hep doğudan gidiyoruz he. Gaziantep. 160. Aldım ben Gaziantep'i de. Alayım ya, ne olacak. 160. Gerek yok ya paraya. Benim sıra. Evet. Koy para.
Ne olacak ya, para dediğin nedir ki? 200 bu. Tamam. 40 lira geri alacağım. Hadi çık 40. Ta 50 lira alayım ya, 10 liradan bir şey olmaz. Hayır, 10 lira ver. Ya aramızda 10 liranın lafım var ya. Olmaz. Tamam, alacaklı oğlum, veririz 10 lira sonra. Şimdi. Bozuk yok, bozuk yok. Bak gerçekten bozuk yok. Ver 50 lira ver. Ya ne kadar pintisin ya. 40 lira alalım. Tamam. Hayret bu olaysın, ne olacak? Dur. Dokunma. 40 lira al. Hayret bu olay. Ya mı pintisin ya? Ne olur sanki? Olmaz. Oyna bakalım, hadi oyna. Ben senin sıra. Hadi bir daha 2. 3. Şans. Şans kartı çekeceksin. 2, 3. Şans kartı çekeceksin. Bakayım. Şans. Attığın zar çift gelirse her oyuncudan bir tapu al. Of. Tek gelirse mal varlığının yarısını kasaya gönder. Ya da zar atmadan 250 lira öde. Bak bu çok güzel, bak şans kartı. Ne biliyor musun? Şimdi attığın sayı çift gelirse, hı-hı, yani 2, 4, 6 gelirse, hı-hı, herkesten bir tane tapu alacaksın. Ha, ben sana Elif'in, bir tane tapu vereceğim. Elif'ten benden birer tane tapu. Tamam. Eğer tek gelirse, yani 1, 3, 5 gelirse, hı-hı, ne kadar paran, malın varsa onun yarısını kasaya vereceksin. Evet. Veyahut da 250 lira kasaya ödeyeceksin, vazgeçeceksin, hiç girmeyeceksin bu işe. Şans istiyorum. Öyle mi? Atacaksın mı? Hı-hı. Elif, annen bak şimdi oyunu nasıl kaybediyor, seyret bak. Senin ne var? Dur dur. Hayır canım, ben vereceğim. Sana hayır, ne oluyor? Olur ben, mu? Olur ben mu öyle? Ya olur, olur mu? Hayır. Olmaz. Olur mu öyle şey canım? Ben sana bir tane tapu vereceğim. Al canım Erzurum. Hayır, ben evet, istemiyorum. Olur mu öyle şey? Aa, altlarında bunların kira yazıyormuş ya. Affedersin, ben demin Elif'ten 100 lira almıştım. 100 lira değilmiş Erzurum'un kirası. Ver Elif. Erzurum'un lira kirası, hayır. Evet Elif, sen bana 10 lira vereceksin kızım. Erzurum'un kirası 10 liraymış. Bak üzerinde yazıyor kirası. Işte. Ben sana 100 lira vereceğim, evet. 10 lira. 10. Al, 200 lira verdim sana. Sen bana bir 100 lira daha ver. Elif 10 lira ver. Tamam Elif, ben ona 200 lira verdim. Hı. O bana 100 lira verecek. 100 liram yok benim, evet. Yani kiralar tapuların altında yazıyormuş arkadaşlar. Kiralar düşükmüş ya. Aslında hiç almanın manası yok. Aa, ben hayır, ben bu Lera, yok öyle şey. Yok, olur mu öyle şey canım? Elif'ten hangisini alıyorsun? Zaten seçeneği yok ki. Evet tabii, bunu buradan Erzurum'u değiştiriyorsun. Annen kendi şeyini evet, koyuyor, evet. Buraya da koyacaksın Hatay'a. Vallahi annen şehrin en zengini oldu. Memleketin en zengini oldu. Baksan her taraf annenin renklerinden oldu. Ağlayacağım şimdi ya. Ben, sende sıra Elif. 3 1, 2, 3. Fon kesintisi. Bu ne? Para kesintisi. Elif, bugün sen hiç şanslı değilsin kızım. Sen hiç şanslı değilsin bugün. Kaç para ben? Bilmiyorum ki ne diyor. Fon ben kesintisi. Bu devlet kurumlarında buraya geldiğimiz zaman biz zar atacağız. O zar tek gelirse zarın misli kadar 15 lira ödeyeceğiz sana. Vav vav vav, çok iyi. Vallahi annen çok zengin kızım. Annen kazandı bu oyunu. Ben sana söyleyeyim. Fon kesintisinde bir şey yazmıyor ya. Onu boş geçiyoruz. Fon kesintisinde hiçbir açıklama yazmıyor. O zaman ben istemem almak. Hı? Ama burası satılık değil ki. Bir kimseye ait değil. Boş yani geçiyorsun sen. Çünkü hiçbir açıklama yazmıyor. Şimdi sıra bana geldi. 1. Tüpraş. Oo, 300 lira. Hemen alayım tüpraşı. Ver 300 lira. Hemen para bizde. Para bizde çok canım. Para sorun yok. Hemen ver 700 liramı geriye. Tüpraşı aldım. Şuraya kendi tapumu koydum. Elif, beğendin mi oyunu? Elif, oyun hiç beğenmedin çünkü senin bugün hiç şansın yok. Arkadaşlar oyun böyle aslında, oyun zevkli ama tabii böyle oturup uzun uzadıya bunu oynamak lazım. Bence Monopoly'nin aynısı oyun. Ama tabii yani 5 lira 10 liraya malzemesi biraz daha şey yani, tabii ki Monopoly ile farklı. Monopoly sonuçta 100 lira 150 liralık bir oyun. Bu 5-10 liraya yapılmış bir oyun. Yani bu fiyata baktığınız zaman ailecek, arkadaşlarla oynanabilecek güzel bir oyun. En güzeli de Türk malı. Anne hapishane. Ooo, hapishaneye geldin. Bir saniye. Hapishaneye gelen
3500 lira öder kasaya, tüm tapularını verir herkese. dur. Tüm tapularını verir. Evet. Doğru okudum. Tapuların hepsi babaya verilir. Elif'e verilir. Elif'e 50 lira verseniz yeter. Fazla vermeye gerek yok Elif'e. Ama babaya tüm tapuları verin. Ondan sonra... Ben okuyayım. Paranın geri kalanı da babaya verilir. Ben okuyacağım. Hepsi paraları Elif'e verir. Ben hepsi tapuları bana verin, babadan, anneden, hepsi tapular bana gitsin. Ver bakayım. Hepsi para buraya. Dur ben biraz daha bakayım. Ondan sonra tamam. Ondan sonra kim hapishaneye geldiyse babaya hemen çay yapmaya gider. Evde hemen ne? Elif'e sürpriz var. Evet, Elif'e sürpriz var. Tamam, battın sen ya. Sen bittin, tamam. Yok, oyun arkadaşlar, oyun böyle. Oyun zevkli. Hapishanede ne yapıyorsun? Dur okuyayım sana gerçekten. Bana niye inanmıyorsun? Söyledim ya işte hapishanede ne oluyor. Hapishaneye gelen oyuncu bu haneye geldiğinde tek bir zar atar. Bu zar kadar el bekler. Ya da gelen zar sayısı kadar 10 lira para öder. Şimdi zarı atacaksın. Atıyorum 3 geldi. Ya 3 el bekleyeceksin ya da 30 lira para vereceksin buraya. Hapishanenin cezası buymuş. Beğendiniz mi oyunu? Ben beğendim. Oyun zevkli gerçekten arkadaşlar. Ama biz bay bay yapalım size. Biz biraz daha oynamaya devam edelim. Ama bu oyunun kazananı annen oldu Elif'ciğim. Hayır, üzgünüm yani. Çok. Baksana her taraf annenin renkleriyle dolu Elif. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay.